Evet, Gaziantepspor ve Hatayspor ligden düştü. Beşiktaş haklı olarak diyor ki böyle adaletsizlik olmaz. Ben gitmişim Gaziantep deplasmanına, Hatay deplasmanına. Sen evinde oynamışsın. Dolayısıyla bu adalet değil. Ankara Spor'a nasıl yapıldıysa, UEFA ve FIFA Şampiyonlar Ligi nasıl yapıyorsa, ligden düşen takımların, herhangi bir sebeple ligden çekilen ya da düşen takımların bütün maçları hükmen muhalif sayılır, diyor. Şimdi kalemlerini ve ruhlarını şeytana satmış tetikçiler var. Onları es geçiyorum. Ben normal akılla, normal bir vicdanla, yani satılmamış bir kalem ve normal bir vicdanla gerçeği arayanlara yapıyorum bu yayınları. Gerçek nedir? İyi niyetle şunu soruyor bir arkadaşımız. Diyor ki efendim Gaziantep'in oynadığı maçlarda harcadığı emeklere yazık değil mi ya da Hatay? Güzel kardeşim, Gaziantep ve Hatay, konu buysa, emeklerin karşılığını aldı, ligde kaldı. Sezon sonu bu takımlarımız için en önemli ödül bu değil midir zaten? Yaşanan bir mağduriyet yok. Hani felaket yaşadılar, küme mi düştüler Kocaelispor gibi? Hayır. Yani mağduriyetleri yok. Zaten bütün maçlarını kazanmış gibi oldular neredeyse. Mağduriyet şurada var. Altta veya üstte deplasmana gitmiş takımlar dezavantajlı oldu. İç sahada oynayanlar da avantajlı oldu. İç sahada oynayanlar kazandı o maçta. Deplasmana giden puan kaybetti. Bu hak mıdır peki? Bu adalet midir? En çok karşı çıkanlar Galatasaraylılar. Tetikçileri saymıyorum ama ben gerçek Galatasaraylılara konuşuyorum. Diyor ki kardeşim diyor işte Beşiktaş puan kaybetmiş, bu hak mıdır diyor oynamadığı maçı. E sen oynamadığın maçı kazanıyorsun, bu hak mıdır? Bunu nasıl senin vicdan razı oluyor? Sen Gaziantep deplasmanına, Hatay deplasmanına 6 puan yazıyor musun bu ligde? Konya deplasmanından 3 puan alabildin mi? Alırsın almazsın başka bir hikaye arkadaşlar. Hak arıyoruz ya, herkes için adalet diyoruz ya. Burada samimi miyiz onu soruyorum. Burada samimiysen eğer şunu diyeceksin. Ligden düşen takımın ya bütün maçlarını yok sayarsın, hepsini de mağlup sayarsın ya da jest yaparsın, hepsine 3 puan verirsin. Sonucu değişmez, aynıdır. Ya 3 puan ya hiç puan. Niye? Adamın ondan önce oynadıklarının büyük mü yoktur arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim o zaman. Puan cetvelini, matematiğini yapalım. Gaziantep'in ve Hatay'ın aldığı puanlar nereye gitti şu anda? Nereye gitti? Almadıklarında bir şey yok zaten, kimsenin puan almayacaklar. Aldığı puanlar nereye gitti arkadaşlar? Kimin cebine gitti? Kime faydası oldu? Antep'e faydası oldu mu? Yok. Hatay oldu mu? Real anlamda. İşte Beşiktaş'tan dolayı Galatasaray'a faydası oluyor. Alt tarafta oynayıp da Antep ve Hatay deplasmana gitmiş bir kulüp varsa, Antep ve Hatay'la iç sahada oynayan kulübe karşı dezavantajlı duruma düşüyor. Yani Antep ve Hatay dışında başkalarına faydası var. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Futbol Federasyonu karar alıyor. Diyor ki işte efendim öyle emsaller var. Her türlü emsal var Türk futbolunda. Bana emsal olacak olmayan bir tane olay soramazsınız. Benim bu saçlarım Türk futbolunun içinde vardı. Lig oynanırken final koymaktan da bahsedebiliriz. O da var. Ligden çekilen takımların puanlarını rakiplerine vermek de var. Ligden çekilen takımların bütün maçlarını hükmen muhalif saymak da var. Bazı puanlarını geçerli saymak da var. Lig devam ederken bu sene olduğu gibi yabancı oyuncu statüsünü değiştirmek de var. Gaziantep ve Hatay'dan yabancı oyuncu alan takımlara 9 yabancı oynatma hakkı vermek gibi. Oyun oynarken kural değiştirmek de var. Var oğlu var. Şimdi UEFA ile FIFA biz bir miyiz diyorlar. Değiliz tabii. Biz UEFA ile FIFA ile bir olsak, futbolumuzda 100 yıldır yaşanmamış bir tane arıza kalmamışken bunlardan ders alırız ve talimatlarımıza şöyle bir madde koyarız. Deriz ki herhangi bir takım
herhangi bir sebeple ligden çekilmek zorunda kalırsa, maçlarının kalanını oynayamazsa, o takımın bütün maçları oynanmamış kabul edilir dersin. Ya da o takımın oynadığı maçlar kabul edilir, oynamadıkları da hükmen mağlubiyet olur dersin. Ki bu saçmadır, bu olmaz yani. Yapacağın şey, düzenlemeyi talimat yaparsın. Dersin ki herhangi bir takım, herhangi bir sebeple, yazarsın yana sebepleri de. Kalkıp hani atıyorum şimdi 1000 tane şey sayabiliriz de, istisnai bir sebepten bahsetmiyorum. Yani tabii afetler, işte uçak kazası, tren kazası, otobüs kazası, birçok kulübün başına geldi dünyada bunlar. Bu tür sebeplerle ligden çekilmek zorunda kalır ya da mali şartlara uymadığı için federasyon tarafından küme düşürülürse, bütün maçlarını mağlubiyet, hükmen mağlubiyetle sayarsın, dersin, talimata koyarsın. Bir daha kimse bir şey sormaz. Sen talimata koymamışsın. Bakın size garanti ediyorum. Talimata koyarken de böyle koyacaklar ha. Şu yaptıkları uygulamayı talimata koyamazlar. Millet güler çünkü. Yani herhangi bir takım ligden çekilmek zorunda kaldığında, o takımın oynanmış maçlarındaki skorları kabul edip oynanmamış maçlarında 3 puan vereceğiz diyemezler. Düzenlemeyi Beşiktaş'ın istediği şekilde yapacaklar. Ama şimdi Galatasaray'ın istediğini yapıyorlar. Bu rezalettir arkadaşlar. Bu böyle gitmez. Nasıl 59 öncesi şampiyonlukları 40 yıldır konuşuyorsak, bu da bir 40 yıl konuşulur. Ben federasyonu buradan çağrıda bulunuyorum. Bu saçmalıktan vazgeçin. Bir takım ligden çekilmişse, onun hiçbir takıma avantaj ve dezavantaj sağlama hakkı olmaz. Burada iki takımın çekilmesi daha da büyük bir arıza yaratıyor. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu bir şekilde bu işi halletmeli. Gaziantepspor ve Hatay'ın bütün maçlarını hükmen mağlup kabul etmelidir. Bunun bu tür argümanlarla, bilgiyle, birikimle söyleyecek laf olan varsa sabaha kadar dinlerim. Ama masal anlatmayın. Paralı tetikçiler de karşıma çıkmasın. Bugüne kadar paralıyı nereden aldıklarını ima ediyorum. Bundan sonra açık açık yazarım. Siz de kameraları takip edersiniz benim dediğim bölgelerde. Haftanın hangi günleri oralara gittiklerini o kamera takip ederek görürsünüz. Her yerde İBB'nin kameraları var. Anlarsınız kim nereden nasıl besleniyor. O tetikçilerin dışında şerefiyle gazetecilik yapan, namusuyla gazetecilik yapan ve gerçeği öğrenmek isteyen insanlar için bu yayınları yapıyorum. Bu şekilde vicdanlı ve mantıklı cevaplar olan kim varsa sonuna kadar dinlerim. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir yayında görüşmek üzere.